takmayan yok. Var mı? Var, maske mesafe kuralına uyduktan sonra herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben de. Yani Fahrettin Koca doğru söylüyor. Uyarsan her şeye bir sıkıntı olmuyor. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz aylarda yüksek seviyelerde seyreden koronavirüs vakaları düşüşe başladı. Ancak Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklardaki kalabalık insanları tedirgin ediyor. Maske kuralına ve sosyal mesafe kuralına uysak bile biz de halkımıza bu konu hakkındaki düşüncelerini alacağız. Tabii malum işte Kahramanmaraş'ın en işlek caddesi olan Trabzon Caddesi'ndeyiz şu an. Evet. Malumunuz. Evet, kalabalık. Ama kalabalık ama şöyle de bir durum var. Yani insanların, ben gözlemliyorum, %98'i, %99'u maske kuralına uyuyor. Ama öte taraftan tabii mesafeyi koruyor mu veya başka bir şeylere uyuyor mu bilmiyorum ama maskeye uyuluyor. Yani %99 insanımız maske takıyor. Yani siz de görüyorsunuz şu an. Mesela caddede %99 uyuyor. Evet. Ama bu vakalar nasıl artıyor bilmiyorum. Yani tamam işte mesafe deniliyor. Kalabalık da bizi endişelendiriyor. Endişelendiriyor mu? Ama nasıl çoğalıyor? Ben vaka sayıları nasıl artıyor? Ben anlamakta zorlanıyorum ya. Yani işte insanlarımız maskeye uyuyor, mesafeye uyuyor. Yoksa bilmediğimiz başka şeyler mi var? Bilmiyorum yani. Evet. Peki, ben anlamakta zorlanıyorum yani. İnsanlar, görüyorum ben yani çarşıda, pazarda, caddede, sokakta. Maskeli bu insanlar ya. Yani tamam maskemizi de takıyoruz. Ne yapmamız lazım başka? Önce halkın duyarlılığı olmalı. Önce. Şimdi kalabalık var, doğru, aşırı derecede. Şöyle söyleyeyim, ya biz kendimize şu maskeyi ben takarak hem sizi hem kendimi koruyorum. Karşımdaki de takarsa iyi olur. Düşüş yaşandı, güzel, ama halk tekrardan kalabalığın girerse, tekrardan şey olursa yani yine artış yaşanır. Biz halkın duyarlılığını istiyoruz bu konuda. Konu hakkında düşüncelerim, vatandaşlarımız mümkün olduğunca takmaya çalışıyorlar. Onun dışında kalabalık mecbur, herkesin ihtiyaçları var. Mecburiyetten dışarı çıkıyoruz. Yoksa eğlence için değil. Sizin de evet, ihtiyaçlarınız var, o yüzden çıktınız. Evet. Ne kadar vakalar düşse de yine maskesiz dolaşan birçok insan var etrafımızda. Yani onların dikkat etmesi gerekiyor bence. Tüm Türkiye adına, sadece Maraş adına değil zaten. Sosyal mesafede. Evet, sosyal mesafe, maske. Evet. Ya azalma yok, ben bilerek daha iyi artıyor. Etrafımızda ölen de oluyor yani bu virüsten dolayı. Bilmiyorum yani, millet tedbir mi almıyor artık? Vallahi düşüncelerimiz yani uymak gerek. Devletin verdiği şeylere, kurallara kesinlikle uymak gerek. Yoksa bu işin altından kalkamayacağız. Bu işin altından kalkmak için herkes üstüne düşen vazifeyi yerine getirmesi lazım. Vallahi biz yabancıyız. Bilmiyoruz hani caddeyi maddeyi de, gördüğümüz kadar bayağı bir kalabalık dediğiniz gibi. Ama bu Maraş'a has bir şey değil, her yerde böyle. Biz Çorumluyuz. Çorum'da bunun 3 katı. Çorum'dan mı geldiniz? Evet. Dondurmalık evdeniz. Aynen, iş için geldik. Ama Çorum'da bunun 3 katı yani. Çorum buradan daha küçük bir memleket. 3 katı kalabalık var caddelerde. Yani bu genelde memlekette böyle, Türkiye'de böyle yani. Çok takmıyorlar insanlarımız. Tedbirlere pek uyulmuyor diyorsunuz. Evet, aynen.